Bir kere destek gençlerle yaptığımız her toplantıda o kadar güzel dönüşler oldu ki. Örneğin biz bir toplantı yaptık. Gençlere dedim ki ben size sormadan hiçbir gençlik projesi hayata geçmeyecek bu şehirde dedim. Mesela ilk yapacağımız işlerden bir tanesi güzel bir gençlik merkezi hazırlamak size dedim. Bununla ilgili ne gibi önerileriniz olur dedim. Daha iki hafta geçmemişti geldiler bana. Biz dediler hazırladık. Aralarında, gerçekten. Aralarında mimarlıkta okuyanlar evet. da varmış. Hatta böyle avam bir proje bile oluşturmuşlar. Evet. O kadar hoşuma gitti ki bu benim. Bu nasıl güzel bir inanç, nasıl güzel samimi bir güven dedim. Yani iki hafta sonra bunu hazırlayıp getirmek. Ve biz şu anda onun üzerinde çalışarak ilerliyoruz. Harika. Yine gençlerimiz toplu ulaşımı sorduğunuz katılımcı için. Katılımcı demokrasiyi hayata geçirmeye hemen, başladınız hemen. Evet. Hayır, gençlerin bu isteği çok güzel. Evet. Yani biz ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadık. Onlar iki hafta sonra kapımızı çalıp buyurun biz hazırladık dediler. Sonra biraz önce toplu ulaşım trafikle ilgili sorduğunuz için söyleyeyim. Gençlerin yine en büyük taleplerinden bir tanesi de gece ulaşımıydı bizden. Hı hı. Eskişehir çok dinamik, gençlerin çok güzel sosyal yaşadığı bir şehir. Biz de bunu seve seve hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili hazırlığımızı yaptık. Sanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren gece hatlarımız da başlamış gece olacak. Gece hatları başlayacak. Evet. Yeni tramvay hatlarınız da var galiba değil mi? Onları da evet projelerini hazırlıyoruz. Bizim 3 tane üniversitemiz var. 2 üniversiteye tramvay gidiyor. Bir tanesine henüz ulaştıramadık. Havaalanı da orada aynı zamanda. Ona da önümüzdeki ilk yapacağımız proje evet, oraya gitmek olacak. Peki Eskişehir hakikaten aynı zamanda hani Eskişehir'e dışarıdan gelen herkesin akla gelen ilk şeyi Porsuk Çayı. İlk neresi geliyor? Odun Pazarı. Böyle simgesel yerleri vesairesi var. Ama bir de yeni gelişmekte olan bir Eskişehir var. Çepere doğru. Oralarla bu merkezdeki dengeyi kurmak üzerinden bir projelendirmeniz var mı önümüzdeki süreçte? Kesinlikle çok güzel bir soru sordunuz. Bizim Eskişehir'imizin en büyük sorunlarından birisi ne yazık ki ilçeler boş. Yani ilçelerde çok az nüfus yaşıyor. Merkezde çok sıkışık bir şehir. Bizim bu nedenle gelişmeye çok elverişli olan iki ya da üç ilçemizin üzerinde durarak ki iki tanesini belirledik sayılır. Bir üçüncüye de belki bir iki yıl sonra çalışmaya başlayabiliriz. Orada yaratacağımız işte sanayi, iş dünyası, ticaret, eğitim imkanları, işte sosyal hayat, özellikle gençlik merkezleri gibi bir takım desteklerle oradaki nüfusu canlandırmak istiyoruz. İlçelerimizdeki nüfusu biraz. Biraz buradaki bu yığılmayı ilçelerimize kaydırmak istiyoruz. Bu da bizim bu dönemde en çok üzerinde çalışacağımız konulardan bir tanesi olacak. Peki gençleri ayrı bir başlıkta ele aldık. Yapacağınız projeleri ayrı bir başlıkta ele aldık. Ama şüphesiz bir belediye başkanı kadınsa kadınların beklentileri de artıyor. Çıtayı daha yükseğe koyarak talepler çoğalıyor. Ve tabii siz de dahil olmak üzere bu 31 Mart'ın ardından çok fazla il ve ilçede 87 il ilçe sanıyorum. Kadın belediye başkanı ile yönetilecek ve kadın kuruluşlarının da başta Eşik Platform olmak üzere talepleri var kadın belediye başkanlarından. Yani o eril yönetimlere aktaramadıkları ama kadınlardan daha kolay elde edebilecekleri taleplerin başında elbette pek çok şey var. Kadınların kamusal alanda varlık gösterebilmelerinin altyapısını hazırlayacak kreşlerin ya da benzeri meslek edinebilecekleri kursların olmasının yanı sıra kadın şiddet merkezlerinin, çocuk şiddet izlen merkezlerinin olması, kadın sığınma evlerinin olması gibi yani kadınların, görünmeyen kadınların ya da o perdenin arkasında kalan kadınlara el uzatacak hangi hamleler beklemeliyiz Eskişehir'den? Bir kere gerçekten bu söylediğiniz konuların hepsi çok önemli. Şöyle önemli, biz yıllardır Eskişehir'de gerçekten kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu şehir olarak biliniyoruz. Yani bizim için dezavantajlı gruplar çok önemli. Örneğin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi daha henüz Türkiye'de örneği yokken çok güçlü bir kadın danışma ve dayanışma merkezi kurdu 2000'li yılların başlarında. Hatta ben de o dönemde belediyede değildim. Eskişehir Barosu'nda Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordum. Kuruluşunda da görev almıştım, gönüllü olarak görev almıştım. O merkez bizim şu anda o kadar kurumsallaştı ki Eskişehir'de. Bir kere siz yeni bir şey koymanıza gerek bile yok Eskişehir'de. Yani bu şehirde kadınlar bilirler ki başları neye sıkışsa. Bakın orada diyetisyen bile var. Psikologlar, gönüllü avukatlar, eğitim grupları. Yaklaşık 300'ü geçen branşta eğitim var kadınları güçlendirmek için.
Ve kadın kooperatifi var. İsteyen gelip kadın kooperatifine üye olabiliyor. Ben burada kurslarda öğrendiklerimi aynı zamanda ekonomik bir katkıda sunmak istiyorum derseniz. Biz burayı güçlendirme ile ilgili. Buna bir de sığınma evine eklersek eğer, içindeki bu merkeze kadın destek birimiyle beraber zaten müthiş bir şey yapmış olacağız. Bu işleyen çok güzel kurumsal yapıyı biz geçtiğimiz 5 yılda ilçelerimizde de yaygınlaştırmaya çalıştık. Biliyorsunuz ilçelerin büyük şehirlere bağlı olması neredeyse 10 yıllık bir süreç. Daha öncesinde sadece merkezle ilgileniyorduk. 2014 seçimlerinden sonra kırsaldaki ilçeler de bizde oldu ve yaklaşık son 5-6 yıldır da özellikle bu kadınlarla ilgili yaptığımız tüm hizmetleri, çocuklarla ilgili yaptığımız, gençlerle ilgili yaptığımız tüm hizmetleri biz ilçelere de taşıdık. Bu da çok önemli bir hizmet oldu ilçelerde. Kadın sığınma eviyle de ilgili şunu söyleyeyim. Bugüne kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bunu niye açmadı? Çünkü Eskişehir'de 3 tane var ve yeterliydi. Ama biz son zamanlarda görüyoruz ki artık bu sayıda bir sıkıntı olmaya başladı ve o yüzden de bunu açma kararı aldık. Bu dönemde hızlıca hatta arkadaşlarımız bir yerde kararlaştırdı. Bu hafta onun toplantısını da yapacağız. Çok kısa bir sürede bunu da kazandırmış olacağız. Ama zaten dediğim gibi Eskişehir Büyükşehir'in bu konuda çok kurumsal kurduğu kurumlar, yapılar, organizasyonlar var. Bunlar işliyor. Biz buradakileri ilçelere ve kırsala, büyük mahallelere, kırsaldaki sadece ilçe merkezlerine değil, büyük mahallelere ne kadar taşıyabilirsek o kadar kendimizi başarılı kabul edeceğiz. Peki o zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Hakikaten bir yanıyla bildiğiniz bir, bıraktığınız yerden devam ettiğiniz bir miras devraldınız ama bir yandan da çok güçlü bir miras devraldınız. Hani uluslararası ödüller almış bir kent. Yılmaz Büyükerşen çok önemli bir belediyecilik dersi verdi Eskişehir üzerinden Türkiye'ye, sonra yurt dışında da duyulmuş bir ses. Elbette biliyorum ki siz daima bir sinerji ve ortak hareket halinde olacaksınız. Ama bunun size yüklediği ekstra bir sorumluluk hissediyor musunuz omuzlarınızda? Bence mutlaka olmalı. Çıtanın yüksek olan çıtayı almak, daha devralmak biraz daha zordur. O yüzden sordum bu soruyu. Mutlaka olmalı. Evet. Yani daha iyiye taşımak gibi bir ideal mutlaka olmalı. Zaten Yılmaz Hocam da ilk bu adaylık konuları konuşulduğunda öyle demişti bana. Ben seni bunu daha yükseğe, bu bayrağı devralıp daha iyiye taşıyacağına inanıyorum diye. Bende de aynı inanç var. Ama ben bunu hep bir şans olarak görüyorum. Asla böyle hani bir stres kaynağı gibi görmüyorum. Çünkü gerçekten bu kadar güzel bir şehre ve son 25 yılda ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Bu şehrin nasıl dönüştüğünü bizzat görmüş ve yaşamış da birisiyim. Bir kısmı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak, bir kısmı da bizzat belediyede çalışan birisi olarak geçti bu 25 yılın. O nedenle bu kadar güzel bir mirası, güveni, insanların size güvenip bu kadar büyük bir oyla teslim ediyor olması zaten çok büyük bir sorumluluk. Tabii. Yılmaz Hoca'nın bunu devretmek istemesi ve evet size sen işaret etmesi, sen tabii bunu yapabilirsin demesi çok güzel ama dediğim gibi ben bunları hep bir şans olarak düşünüyorum şans, kendi adıma. Yılmaz Hoca'dan nasıl öğrendiniz bu arada? Sizin yani siz bekliyor muydunuz böyle bir şey, hazırlıklı değildiniz bildiğim kadarıyla. Göksel Hanım, benim hep hayatım böyledir. Ben hep böyle akışa göre yaşamış birisiyimdir. Hani belki bu benim eksikliğim diyorum. Nasıl öğrendiniz peki? Şöyle oldu aslında, biz hep Yılmaz Hoca'nın devam etmesini istiyorduk işin açıkçası. Hatta ben hep şey diyordum, hani Yılmaz Hoca'nın olmadığı, belediye başkanı olmadığı bir belediye herhalde hepimize acı verir diye düşünüyordum. Çünkü 25 yılımız onunla geçti bu şehirde. Evet. Yani belediyeci olmak gerekmiyor. Dışarıdaki vatandaş için de bunu söylüyorum. Yani onu seven sevmeyen saygı duyar hocaya. Evet, hani sonuçta %50 oy veriyorsa %50 de size oy vermiyor sonuçta. Bu benim için de geçerli. Yılmaz Hoca için de geçerli. Ama oy vermeyenlerin bile saygı duyduğunu biliyorum Yılmaz Hoca'nın bu şehirde yaptıklarına. Şöyle oldu. Aslında biz diyorum ya hep hocanın aday olmasını isterdik. O da böyle kararsız duruyordu. Hani olabilirim, olmayabilirim gibi. Ailesi çok istekli değildi. Ve sonra genel merkezin değişmesiyle, işte orada yaşanan o değişim kurultay rüzgarıyla, sonrası, evet, kurultay sonrası şu dillendirilmeye başlandı. Genç ve kadın adaylar öne çıkacak gibi bir söylem gelişti. Ve zaten genel başkanımız Özgür Özel de Yılmaz Hoca'ya çok saygı duyar o anlamda. İkili görüşmelerinde de Eskişehir'i konuştular. Nasıl ilerleyebiliriz, hani seçim nasıl kazanılır, kim olabilir, daha genç, daha işte kadın olan adaylar olabilir mi gibi noktada benim adım geçiyor. O günlere kadar, yani kurultay öncesi döneme kadar böyle bir şey söz konusu değildi. Çok konuştuğumuz bir şey de değildi işin açıkçası.
Ben de çok seve seve kabul ettim böyle bir uzlaşma olunca. Yani böyle bir uzlaşmayla tabii, benim adım belirlenince. Çünkü barışık bizim, bir evet, devir evet, teslim. Çünkü çok, bizim güçlü ilçe belediye tabii, başkanlarımız da var. Onlar da sağ olsunlar hani bu uzlaşmaya destek verdiler. Ve böyle güzel bu uzlaşma ve bu barış da hakikaten şehre çok olumlu yansıdı diye düşünüyorum.